كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا وروائع القرآن جل الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kardeşlerim bugün Kitab-ı Tevhid'in 172. dersini işlemek suretiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlayacak olursak dün Bab-ı-Şefa'nın ikinci dersini işledik ve dedik ki وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا اِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ayetini alıp ondan sonra bunu bitirdikten sonra geldik. Hani el-mekam-ül mehmud Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o şefaat kısmına, şefaat mertebesine geldiği zaman insanlar nereye gidiyorlar? Adem'e dedik, ondan sonra Nuh Aleyhisselam, ondan sonra Musa, İbrahim, İsa Aleyhisselam, ondan sonra Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyorlar ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arşın altında secde edecek, ümmeti, ümmeti ya Rabbi diyecek. فيقول ربنا تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع diye biz o hadisi dün aldık tekrar bunu değinmek istemiyorum ki zamanımız şey geçmesin. Evet. Şimdi el kısmı الثاني şefaatın ikinci kısmını alacağız. Diyor ki الشفاعة العامة له صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين وهي أنواع genel olan kapsamlı bir şefaat hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a has olan bir şeydir. Hem bütün müminler, yani bütün müminler dediğimiz zaman hakkıyla iman ederler. Hakkıyla Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarını tasdik edenler. Hani derler ya, mümin var bir de Müslüm var. Yani kullu mümin Müslüm ve leyse kullu Müslüm mümin kaidesi gereği her mümin Müslümandır ama her Müslüman mümin değildir gereği. Mesela Allah Tebareke ve Teala ya eyyühellezine amenu diyor değil mi? Hani diyorlar ya 1,5 milyar İslam ümmeti var. Bu 1,5 milyar İslam ümmetin içerisinde bir gruba sesleniyor Allah Tebareke ve Teala. Çünkü her Müslüman mümin değildir. Çünkü adam Müslümanım diyor. Allah diyor şuradadır, buradadır veyahut da tevil yapıp, tatil yapıp, teşbih yapıp, temsil yapıp Yüce Allah'ın isim ve sıfatları ne yapıyor? Tevil yoluyla tatil ediyor. Adam Müslümanım diyor. Diğer tarafta diyor ki yani Allah her yerdedir. O da Allah mekanda münezzet veya bu şekilde teviller yaparak mesela Mu'tezile gibi o da diyorlar ki biz Müslümanız ama Allah görüyor görmüyor diyorlar. Şimdi Allah görüyor desek o zaman insan da görüyor. O zaman Allah insan gibi mi? Bu adam da Müslümandır bunlar. Ha o zaman her mümin Müslümandır ama her Müslüman mümin değildir kaidesi. Yani hakkıyla Yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına tasdik eden olan bir kişi mümindir. Ama diğer tarafta isim ve sıfatları tatil eden olan bir kişi eğer cehaletinden dolayı teville tatile gidiyorsa Allah'ın meşiyetine kalmış Rabbim Tebareke ve Teala umulur ki onu mümin sıfatına orada yazabilir, koyabilir. Ama eğer bilerek böyle taammuden bunu yapıyorsa Allah Tebareke ve Teala kesinlikle bunu affetmiyor ve tabii ki bu küfür hükmüne girmiş oluyor. Eğer bir kişi bile bile Allah'ın isim ve sıfatlarını tatil yoluyla şey derse nedir? Bu küfürdür. Mesela Ahmed el-Cevlaki
Allah'ın isim ve sıfatlarını tatil ediyor. Bir de tatil etmekle yetmiyor. Allah'ı filan filan kişilere benzetiyor. Allah muhafaza. Bu adam Müslüman olabilir mi? İşte eğer diyoruz ya, anne diyorlar ki cehaletinden dolayı bir kişi bunu yapıyorsa Allah'ın meşiyetine kalmış. Allah dilerse onu affeder, dilerse azap eder. Ama bilerek bunu yapıyorsa Allah tebareke ve teala affetmeyecek. Ve innallâhe la yagfiru el müşrike bi müşrik, bir küfürdür bu. La yagfir diyor. Kesinlikle istisnasız bir şekilde Allah tebareke ve teala affetmeyeceğini burada söylüyor. Ve yagfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Yani zinayla gelsen, hırsızlıkla gelsen, faizle gelsen Allah tebareke ve teala bunları affeder. Ama diğer tarafta kesinlikle Rabbin tebareke ve teala affetmeyeceğini söylüyor. İşte burada eşşefa'a bu müminler içindir. Özellikle enva diyor. Ennev'ül evvel diyor. Eşşefa'a fî men istihakkan nâr en la yedhuluha. Bakınız. Ateşi, cehennemi hak eden olan bir kişi ama oraya girmemesi. Nasıl olur? Mesela şimdi bir mümin namazında, niyazında değil mi? Allah'a ortak koşmuyor ama diğer tarafta adam ne yapıyor? Zina etmiş, faiz almış. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmiş ama Allah'a ortak koşmuyor. Bu nedir? Bu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail oluyor. Hani dedik ya dün, bazıları şefaati inkar ediyorlar. Diyorlar ki şefaat putperestlik inancıdır diyorlar. Çünkü lat menat uzzehubel ma na'buduhum illa liyukarribune ilallahi zülfe diyorlardı. Şefaata iman ediyor. Bunlardan biri İslamoğlu. Mustafa İslamoğlu. Allah onlara sünnet anlayışı versin. Allah onlara basirat versin. Gerçekten bu şefaati inkar edenler bile bile bunları yapıyorlarsa İslam çerçevesinde çıkmış olan zatlardır bunlar. Şefaat inkar edilir mi? Hani inne şefaate lillahi cemi'an, bu ayeti alıyorlar. İşte bütün şefaatler Allah'ındır. Hayır, bu ayetin manası öyle değil. İnne şefaate lillahi cemi'an, yani Allah'ın izni olmadan hiç kimse orada kimseye şefaat etmeyecek manasında çıkıyor. Bunun manası bu. Yoksa sen kalkıp kendi hava ve hevesine bunu açıklarsan bu şekilde anlarsın. Şefaat haktır ve şefaati inkar edenler İslam dairesi içinde bulunmayan olan şahıslardır. Evet. İşte burada eşşefa'a fî men istehakkın nâr en la yedhuluha ve hâde kad yestedül leha bi kavli el-Rasûl aleyhissalâtu vesselâm mâ min muslim yemûtu fe yekûm alâ cenâzetihi erbi'ine raculan la yeşirkûne billahi şey'en illa şeffa'humullahu fîhî. Hiçbir mümin yoktur ki diyor, öldüğü zaman onun namazını 40 kişi Allah'a ortak koşmayan kıldıkları zaman muhakkak ki Allah tebareke ve teala o 40 kişi ona şefaatçi olacaklar. Ondan dolayı cenaze namazı çok önemlidir. Ondan dolayı Yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına hakkıyla birlenmek çok önemlidir. Yoksa cenaze namazını kılır ama diğer taraftan yetiş ya Abdülkadir Ceylani diyor. Cenaze namazı kılıyor, yetiş ya Resulullah diyor. Bu nedir? Bu şirktir. Allah tebareke ve teala bunları affetmiyor. Yani sen orada bir taraftan la ilahe illallah diyorsun ama diğer taraftan yetiş ya Resulullah diyorsun. Bu bunun zıttıdır. Bu tevhidi baltalar, İslam dininden çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış oluyorsun, Allah muhafaza. Yani siz eğer Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına hakkıyla birlemişsiniz, tasdik etmezsiniz, mutlak mı diğerleri bir kalemle onları sileceksiniz. Çünkü la ma'bude bi hakkin illallah, geri hakkıyla Allah'tan başka ibadet edilecek kimse olmadığına göre o zaman diğerleri ne diye yalvarıyoruz? Ve bunu diyorlar ki, hani Allah diyor ya vebtegu ileyhil vesile, bir de ayet getiriyorlar. Ne dedik? Şunu dedik. Bir kişi heva ve hevesine uyup da alimlerin kitaplarına bakmazsa Allah muhafaza ayeti olduğu gibi açıklar ve bu şekilde hatalara düşer. Hani ves'elu ehli zikri in kuntum la ta'lemun. Bu ilim kimin hakkıdır? Peygamberlerden sonra alimlerin hakkıdır. Sen kalkıp burada kendi hava ve hevesini açıklarsan bu şekilde Allah muhafaza cebriyecilerin, dürzilerin, abtariyel, butriyel, yezidiyel, kadiyaniye, el hüseyniyel, kuleyniyel, fatımaniyel, yezidiyenin düştüğü hatalara düşmemek işten bile değildir. Demek ki burada kema emarana rabbuna ve ehberana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem. Kemal abi saati tutun mu? Bir 25 dakika sadece geçirmeyeceğiz. Şimdi 10 dakika oldu. Bir 15 dakika daha. Ki ben dalmayayım yani. 15 dakika oldu mu? Söyle bana. Evet. فَاِنَّ هَذَا الشَّفَاعَ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلُ النَّارِ فَيُشَفِّعُهُمْ اللّٰهُ فِي ذَٰلِكِ. İşte bu. Yani
Ateşe girmeden önce Allah tebareke ve teala, o Allah'a ortak koşmayan 40 kişi ona şefaatçi kılacak Rabbim tebareke ve teala. Ama şefaati inkar ederler dedik ya, işte hani çıktı bir profesör çıktı dedi ki cehenneme giren bir daha asla ve asla çıkmayacaktır diyor. Öyle bir şey olur mu? Yani adam yani bir taraftan Allah'a ortak koşmuyor ama zinası var, faizi var. Bu adam cezasını çektikten sonra ateşten çıkacak. Ve burada mesela hani örneğin فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَ. Yani فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ nedir? Yani eğer günahları, amelleri az olup da günahları çok olursa فَاُمُّهُ هَاوِيَ, onun gideceği yer nedir? Cehennemdir. Ama Rabbim Tebareke ve Teala burada ahd ediyor, söz veriyor. Bana ortak koşmayan olan bir kişiyi affedeceğim. Ama bu adam Allah'a ortak koşmuyor. E bu adam nasıl cehennemde kalacak? Adam diyor ki cehenneme girdi mi bitti. Çıkamazsın. Öyle yok. Mümin olan bir kişi, yani kalbinde zerre kardel karesi iman olan bir kişi cehennemde kalmayacak Allah'ın Resulü aleyhi assalatu vesselam'ın haberine göre. Demek ki bir kişi zina, faiz, yani السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ الْمُهْلِكَةِ dediğimiz yedi büyük helak edici günahları işlediği zaman ve Allah'a ortak koşmadığı müddetçe Allah'ın affetme sınıfındadır. Allah tebareke ve teala onu affeder. Çünkü Rabbim tebareke ve teala وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاء. Dilediğin ama şirk kesinlikle Rabbim tebareke ve teala affetmiyor. Evet. Zaten bu Allah'a ortak koşanlar birçoğu heva ve hevesine uyuyor. Hani Allah Resulü, Allah Tebareke ve Teala Resulü diyor ya, ya Muhammed, اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهُ هَوَى. Görmedin mi, duymadın mı ya Muhammed, heva ve hevesini din edineni. Bir kişi dediğimiz gibi Allah'ın emretmiş olduğu gibi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği gibi yaşamadığı zaman mutlak manada heva ve hevesini din edinmiş olacak. Kesinlikle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. النوع الثاني الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. Bakınız, hani inkar ediyorlar ya, diyorlar ki cennet, cehenneme giren kesinlikle oradan çıkmayacak. İşte burada cehenneme girenlerin oradan çıkma hakkında şefaat. وقد تواترت به الأحاديث وأجمعت عليها الصحابة. Tevatür yoluyla, yani sahih yollarıyla gelmiş ve ashab bunu icma etmiştir. Mutlak manada Allah'a ortak koşmayan olan bir kişi cehenneme girdiği zaman mutlaka Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ya şefaatine mazhar olacak veyahut da alimlerin, veyahut da şehitlerin, veyahut da salih insanların mutlak manada nedir? Şefaatine nail olacak burada diyor. Evet. وَاتَّفَقُوا عَلَيْهَا اَهْلِ الْعِلِمِ. İlim ehli, alimler ittifak etmişlerdir. Ma ada taifetayn ve hum el mu'tezile ve el havaric. Mu'tezile ve havaric diyorlar ki hayır. Dedi ki işte cehenneme girdi mi bitti. Hani mu'tezile diyor ki bir kişi öldüğü zaman diyor ki menziletun beynel menziletayn. Ne cennet ne cehennem. Olur mu? Bizim bildiğimiz ya cennet ya cehennem. Yok diyor. Menziletun beynel menziletayn. Peki nasıl olacak? Diyorlar ki biz bakarız. Eğer yani masiyet üzerine öldüyse bu adam ebedi bir şekilde cehennemde kalıyor. Ama yok, salih amel üzerinde ölürse bu adam cennetlik. Bu nedir? Bu batıl bir görüştür. Aynı şekilde hariciler bu şekilde diyor. Bazı cahil haricilerin yanında sen sigara içtiğin zaman sen kafirsin diyor. Zina ettiğin zaman kafirsin diyor. Günah işlediğin zaman sen kafirsin diyor. Ondan dolayı diyor, me'ade taifeteyn diyor. İki taife haricinde, mu'tezile ve hariciler dışında diğer alimler diyorlar ki kesinlikle cehenneme giren eğer Allah'a ortak koşmadığı müddetçe bir kişi azabını çektikten sonra cennete girecek diyorlar. Naam. Şöyle Mu'tezile ve Haric. فإنهم ينكرون الشفاعة. Bunlar şefaati inkar ediyorlar bunlar. في أهل المعاصي مطلقا لأنهم يرون أن فعل الكبائر مخلدا في النار. Büyük günah işleyen olan bir kişi, onlar biliyorlar ki, inanıyorlar ki ebedi bir şekilde cehennemde kalacaklarını söylüyorlar. Li ehlil maasi el kubar, es-sem'il mubiqat el muhlikat dediğimiz yedi helak edici büyük günahları kastediyorlar. Ve men istahakka el hulud fela tenfa fihi şefaa. Kim hakkıyla, 5 dakikamız var, koyuyor da, hakkıyla
cehenneme girdiği zaman kesinlikle şefaat yetkisine ne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ne alimler, ne müştehitler, ne sıddıklar, ne şehitler, hiç kimse kimseye orada şefaat edemeyecek inançlıdırlar. Kim bunlar? El-Mu'tezile ve'l-Havariç. فهم ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يشفع في أهل الكبائر. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle bu büyük günah işleyenlere şefaat etmeyeceğini burada nedir söylüyor. أن لا يدخلوا النار أو إذا دخلوها أن يخرجوا منها لكن قولهم هذا باطل بالنص والإجماع. Kesinlikle bu delillerle, ayetlerle, hadislerle görüyoruz ki bu onların yapmış olduğu bu şeyler kesinlikle batıldır. İcma yoluyla alimlerin bir ittifak bu nedir? Bu batıldır. Ve lev el-thalife kaç dakika oldu abim? Bir de 4 dakikamız daha. 16 dakika oldu. Ve lev el-thalif el-şefa'a fi raf'i derecatil mu'min ve hâda tu'khad min du'a el-mu'min el-mu'mini ile ba'duhum. Burada cennette bir bakacak ki bir kişinin derecesi yani yükseliyor. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere en güzel bir tavsiyedir. Diyor ki اِذَا مَاتَ بْنَ آدَمْ اَنِّ قَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثِ Adem oğlu öldüğü zaman diyor bu üç şey haricinde amel defteri kafada diyor. Bunlardan biri nedir? وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوا لَهُ Salih bir evlatın ona dua etmesidir diyor. Ondan dolayı diyoruz ya çocuklarımıza iyi bir şekilde dillerini öğretelim. Ben her zaman diyorum bir anne bir baba namaz kırıp da çocuğunu namaza kaldırmıyorsa ya Rabbi bunu cehennemde odun yak demek istiyor. Ondan dolayı burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem salih evlatlara yani önem gösteriyor. Yani salih evlatlarına daha yani dillerini öğretin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. كما قال صلى الله عليه وسلم في أبي سلامة اللهم اغفر لأبي سلامة وارفع درجته في المهديين يا ربي أبو سلامة günahlarını bağışla ve yükselmiş olan cennete girenlerle beraber onların derecelerini yükselt ey Allah'ım diyor sallallahu aleyhi ve sellem وافسح له في قبره نورا ve kabrini nur olarak genişlet aydınlat yani azaptan onu koru ya Rabbi demek istiyor. Vaklifu fi akbi ve onu salihlerden eyle ya Rabbi. Salihlerle beraber onu haşret ey Allah'ım demek istiyor. Ve dua eş-şefaa kema kana sallallahu aleyhi ve sellem ma min muslim yamutu feyakum ala cenazatihi 40 raculun la yeşrikuna billahi şey'en illa şefa'ahum Allahu fihi biz bu hadisi demin açıkladık. Bir dakikamız mı var? Zaten son olarak قَدْ شَفَّعَهُ اللّٰهُ ف۪يهِ İşte hiçbir mümin yoktur ki öldüğü zaman cenazesini 40 kişi Allah'a ortak koşmadıkları müddetçe onların cenazesini kıldığı zaman mutlak manada Allah tebareke ve teala kıyamet günü onu onlara şefaat çıkaracaktır. İşte bunları inkar ediyorlar. Ama onlar inkar ettiklerse bu yok anlamına değil. Orada يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالًا وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O günde keşke bunlara inansaydım. Keşke Allah ve Resulünün sünnetine iman etseydim. Keşke kema emarani Rabbi ve akhbarani nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde olsaydı. Ama orada keşkenin hiçbir önemi yoktur. Çünkü dünyaya bir kere geldik ve Rabbimize orada hesap vereceğiz. Çünkü gelişimiz bizlere sorulmadığı gibi gidişimiz de dirilişimiz de bizlere sorulmayacak. Çünkü bizim irademizin daha üstün bir irade var. O da Yüce Allah'ın iradesidir. Duralım. Eşkal ve cevap. Soru ile cevapla ilgili yarın inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Vallahu a'lem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا ورائع القرآن جل الله.